Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Siz de kendi yüreğinizdeki bugünkü sıkıntınız, o yüreğinize oturmuş o derdinizle alakalı ne zaman olacak dediğiniz ne varsa şu an gönlünüzden geçirdiğiniz ona niyetlenin. Arkadaşlar aramıza yeni katılanlar oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Kolektif açılımı bu. Uyanlar sizin olsun, uyumayanlar evrenin. Gönderin evrene uymayanları arkadaşlar. Neyse halimiz o çıksın falımızda deyip ben size göstererek yorumluyor olacağım. Bu sizin yakın zamanda niyetlenmiş, kafa kafaya vermiş. Burada iki yol var. İki kere denenmiş. Pek bir yere varamamış. Ama yakın bir zamanda gidilmiş, haber gelmiş, oradan kişi gelmiş ya da siz o yolla ilgili bir niyetiniz varmış ve gerçekleşmiş. Neyse halimiz o çıksın falımızda deyip size de gösteriyor olacağım arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntımızı atıyor muyuz dedik. Evet, küçük bir niyetiniz var olan bir şeyle alakalı olsun mu olmasın mı demiştiniz. Mis gibi fal. Neden mis gibi dedim? Yani geçmişiniz çok belirsizlik ve aslında rutin, aslında sıkıntısız ama böyle zaman beklemeli geçmiş. Şimdi bir yol var. Hatta çok fazla dileğiniz var. Arkadaşlar bu yollar var ya sizin bayağı niyetiniz dileğinizle alakalı olarak veriyor fincanın içi. Çok gayet temiz. Şimdi şurada yolun başındasınız. Birisiyle beraber gidiyorsunuz. Yola gitmeye niyetleniyorsunuz. Ya da işte o yol bağlantılı işinizle ilgili bir konuşma yapıyorsunuz. Önce bir N harfi görüyorum. Yüreğinize böyle bir su serpilmiş bir haber alıyorsunuz. Dilek dilenmiş, yola gidilmiş, içe açılmış. Sonrasında 1, 2, 3, 4 tane dileğiniz var. 4 tane gönlünüzden geçirdiniz. Ama yine yol bağlantılı dediğim gibi ama gerçekten yeni bir sayfa açmak amaçlı. 4 tane tertemiz yüreğinizin bir de hani bazen şey olur ya, af buyurun ama bir eşref saati vardır bir de eşek saati derler ya. Hakikaten sizin eşref saatinizmiş, böyle bir hani çok doğru zamanda doğru dilekler dilemişsiniz. Dolayısıyla çok temiz görüyorum o kısmını. Zamanlama dilek kapınız açıkken yapılan dilekleriniz olmuş. Hepsi gerçekleşecek. Sen hiç canını sıkma diyor bu fal bana. Şimdi bugününüze geldiğimde ben şöyle bir gerçek görüyorum. Resmiyet. Nedir bu resmiyet arkadaşlar? Her şeyden önce bir kere aldı verdi, sattı aldı, kayıda oldum, yerleştim, oradan tazminatımı aldım, ne bileyim hani böyle bir terfimi alıyorum, bir imza var, fikir aldığınız birkaç kişiyle konuştuğunuzu görüyorum bununla ilgili. Bir de zaten sanki dün başlamış, geçen hafta başlamış da önümüzdeki cuma bitecekmiş gibi. Yani böyle çok kısa bir zaman dilimini gösteriyor. Kısa 2 haftalık bir zaman. Bir hafta başladığınız düşünmeyi 2. hafta pat diye olacak diyor. Birisiyle karşılıklısınız, ağız ağıza görüyorum. Orada biraz mutluluğunuzu paylaşmanızdan kaynaklanıyor diyebilirim. Hadi diyelim ki 2 hafta sürdü ve Mayıs'ı böyle bitirdik. Haziran ayımıza geldiğim zaman bu yüreğinize dert etmiş. Şimdi buradakilerle ilgili dilekleriniz olmuş ya, sanki artık dileklerinize kavuşma zamanı Haziran'mış gibi. Ha, belirsizlikleriniz çok olacak evet ama paranın üzerine çıktığınızı görüyorum arkadaşlar. Artı kutup eksi kutup vermiş, konuşamadım. Bir artı kutup var, bir eksi kutup var. Burada sanki iki tezat insanın aynı paraya dair, işte biri diyor ki fabrika kuracağım, biri diyor ki hayır ev alacağım gibi düşünebiliriz. Hani karı kocadır bu, abi kardeştir bu, abla kardeştir. Bunun cevabı sizde arkadaşlar. Siz iki kişiyle alakalı, daha doğrusu siz ve karşınızdaki insan olarak bakarsak orada bayağı bir uzlaşamama, netleştirememe, ikinizin de farklı uğraşları olduğunu söyleyebilirim. Özellikle karşınızdaki insan elinde bir insanı size tehdit ediyor. Nasıl biliyor musunuz? En sevdiğinizle vuruyor gibi, en sevdiğinizi söylüyor gibi. Şu insandan hoşlanmadım. Yani rakibinizse de, patronunuzsa da, akrabanızsa da, babanızsa da. Çok canınız, kanınız da olabilir. Ama hep böyle belki de eştir o. Sizi birileriyle tehdit ediyor. Yani bak sen şunu şöyle yapmazsan alırım bak bu çocuğu. Sana göstermem bak bu evladı. Sen bundan sonra bunda çalışamazsın. Bak alırım bu çalışanın elinden. Bir şey o. Bilmiyorum. Şuradaki insan elinde bir insan tutmuş size doğru. Siz sanıyorum ki onun yapısını bildiğiniz için. Bayağı Haziran ayında bu imza sonrasında ortalık çarşı pazar diyorum ya ben karışır diye. hakikaten bir çarşı pazar karışması durumu yaşıyorsunuz. Öncelikle temiz. Şimdi bakın, sizi burada yaşlı görüyorum. Bu yaşlılığı da şöyle değerlendirdim açıkçası. Şimdi önden gidiyorsunuz. Çok düşüncelisiniz. Arkanızda da bir insan var. Size bir şeyler söylemeye çalışıyor ama siz karşınızdaki bu insanın huyunu, suyunu, yapısını biliyorsunuz adeta. Yani söyledikleri, telkin etmeye çalıştıkları şey size yetersiz geliyor haklı olarak. Çünkü ben tanıyorum onu, yeterli olmaz der gibisiniz. Sanıyorum aklınızdaki belirsizlikle alakalı. Eğer yani Haziran'ın başı dersek eğer, Haziran'ın ortasına doğru mesela sizin bu belirsizlikle ilgili böyle iyice kafanızın karışacağı çok ciddi bir sıkıntı. Kafanızın bulandığı için sıkıntıya düşeceğinizi görüyorum. Sıkıntınız büyük değil. Orada sizi iyice, kafanızı iyice karıştıracaksınız danıştığınız insanlar sonrasında. Bu mesele imza sonrasındaki karşıt kalacağınız mesele. Bayağı bir karşınızdaki insan birisini de kurduğu için, daha doğrusu size tehdit unsuru olarak gösterdiği için sizin öngördüğünüz, sizin beklediğiniz şekilde ilerler ama Haziran'ın ortasındaki korktuğunuz gibi olmaz. Hatta son hafta biraz daha rahatladığınızı görüyorum. Şu bir aylık bir sıkıntı vermiş. Haziran'ı oklar gösteriyor arkadaşlar. Haziran'daki niyetiniz nedir bilemedim ama yani diyor ki sen burada net bir şekilde bunu yaşayacaksın. Birazcık hafifleyerek ilerleyecek ama sonuç olarak bu senin sınavın azalacak. İçini korkuttuğun kadarını yaşamayacaksın. Fakat karşındaki insanla alakalı haklısın. Ve de arkadaşlar ben size söyleyeyim. Şimdi şurada bir imza görüyorum. Biriyle konuşup başlattığınızı görüyorum dedim. Hatta sonrasında tekrardan bir imza. Ve şuradaki bakın şimdi burada siz bir iki kişiyle konuşuyorsunuz. Aklınızın karıştırdığı ve sonrasında sarılarak karar verdiğiniz bir kişi var tam şurada. Haziran ayının karışıklığından sonra bakın kişiler çoğalıyor. İmza yine belge yine gündeme geliyor. Ya bu insan sizin hayatınızdaki acaba avukatlıksa da işiniz yani resmi bir makamdaysa da yaşayacağınız süreç sanıyorum ki Mayıs sonunda Haziran'da bitecek gibi değil arkadaşlar. Şöyle bir Temmuz'a sarkıyor. Üzgünüm. Yani ya sizin 3 aylık mesela işte Mayıs'ta dahil edersek buradan 15 gün var dersek arkadaşlar Haziran Temmuz ayında ne kadar 2,5 aylık bir resmiyeti diyelim ki ilki ev almaydı bitti sonrasında bir karışıklık var sonrasında işi düşünürsünüz. Diyelim ki ilki işti sonrasında ailevi karışıklık var sonra evle ilgili bir resmiyet var. Ya iki resmiyetiniz var ya da üzgünüm ama Temmuz'a sarkacak bir resmi tarihiniz var. Sonrasında çünkü kişilerin çoğaldığını görüyorum. Sizin yanınızdaki insan aynı insan karşı taraf kalkıp kopuyor bayağı karşı taraf bir çoğalıyor anlamadım. Yani size göre karşı taraf daha hareketli ve daha öfkeli, saldırgan. Siz daha naif kalıyorsunuz. İncinirsin diye bir şey hali var ya inciniyorsunuz yani bu durumda. Çok incitirler gibi. Karşı taraf çünkü çok yırtık. Daha doğrusu incinmek değil tabii ki de burada da. Siz daha naifsiniz. Karşı taraf gibi hırçın görmüyorum sizi. Ya kaderci davranıyorsunuz ya da kendinizden o kadar eminsiniz ki zaten aslında sonucun ne olacağı belli de karşı taraf son bir çirkinliğini yapmaya çalışıyor da diyebiliriz. Yani burada biraz karşı tarafın hırçınlığını Temmuz ayında biraz hırçınlaşacaklar. Belki de siz itiraz edeceksiniz ya da onlar doğru olmasına rağmen bir şeylere itiraz edecekler. Ama sonuç zaten sizin olması gereken kadar oluyor. Dolayısıyla da siz burada kazanan olursunuz. Çok net açıyor. Bence bu Haziran ve Temmuz aylarını içeren ailevi işler arkadaşlar. Çünkü aşk tarafını tertemiz verdi. S, A, E, S, A harflerini görüyorum. ESA yazıyor adeta burada. Elle çizmiş gibi. Bu harfleri içeren kişiler sizinizdir. Soy isminiz de vardır. Aşk yaşadığınız kişi de vardır. Orada yolunuz açık gösteriyor. Tamam. Ama bunun dışında bakıyorum. Bunun dışında özellikle şöyle bir şey var. Kariyer hayatınızda cenin pozisyonu, siz yeni bir iş mercek içerisinde cenin pozisyonunda çıkmışsınız. Mercek iyice dikkat etmen gerekiyor. Cenin pozisyonu yeni doğacak bebek gibi. Yani yeni bir işe adım atmak, yeni bir göreve adım atmak. Ama mercek altında çıkmış. Bunu siz şimdi herkes için bir mutlaka kendi kariyer hayatına göre bir şey vardır arkadaşlar. Kararı siz verin. Bu mercek altındaki cenin pozisyonunda olacak olan kişiye dikkat et. İşine dikkat et. Yani yeni bir iş kuracaksın sen. Yeni bir kurulum olacak senin için ama birazcık bazı şeyleri detaylandır. Körü körüne girme. Detayına bak. Orada ayrıntılar detaylarda saklıdır misali enerjisi var. Bilginiz olsun. Şimdi aileyle alakalı olduğunu düşündüğüm bir Haziran-Temmuz sizi bekliyor. Aç tarafını tamamen temiz veriyor. Neyse hayatınızda o. Mutlusunuzdur bekarlıktan. Mutlusunuzdur, dulsunuzdur ama hayatınızda yeni birini düşünmüyorsunuzdur. Aşk yaşıyorsunuzdur. Evlilik, düğün, dernek de yok. Temiz, devam eden bir ilişki var. Dolayısıyla var olan ilişkinizin süre gelen devamı olacağından bahsediyor. Şimdi aile ile alakalı olarak söyleyeceğim şey şu aslında. Bir kere bir insanın tamamen ters kalpte. Yani siz ya ummadığınız bir insandan aldığınız darbe, söz, laf bir şekilde sizi sıkıntıya sokmuş. Haricinde arkadaşlar bir A harfinin yanı başına duran bir anahtar var. Bu anahtar da sizin işinize laf sokmuş biridir. İşinize çomak sokmuş biridir. Evle ilgili meselede çomak sokmuş olabilir. A harfini çok böyle bir çomağıyla beraber görüyorum, öyle söyleyeyim. Haricinde bir kalabalık durumu var, böyle sıra sıra dizilmiş insanların olduğunu görüyorum. Şimdi burada bir insan var. Bu insanın başında bir insan duruyor. Şöyle bakarsak boynuzlu bir boğa gibi sıkıntıları olan bir sizin aile ferdiniz. Kendince almış sırtına, şuradaki insanların hepsinin keyfi denk. Dolayısıyla da hani sizin anneniz, sizin babanızdır yükü taşıyan. Diğerleri sizin ailedeki o fert kadar asla mücadele etmiyorlar. Şunu söylemek isterim ama şurada bir insanı baş tacı et. Yani bir anne evladını baş tacı etmiş, baba ya da işte şusunu baş tacı etmiş. Burada birisinin yükünü taşıdığı anlamına mı gelmeli? Baş tacı olduğunu görüyorum bence. Yani sizin babanızdan gelecek yardımlarınız olabilir. Annenizden alacağınız yardımlar olabilir. Ailevi olaylarınız dahil olarak baktığında ummadığınızdan ters bir laf ve sıra sıra dizim insanları artık siz ekarte etmişsiniz hayatınızdan. Çok da bir dahil etmiyorsunuz. Özellikle annenizse sizin için, babanızsa sizin için bir şey yapıyor. Yükünü almış, önü aydınlık, evet, ama şuradaki insanlar bu insana artık ulaşamıyorlar. Sanıyorum ki yediği darbeler sonrasında ben kardeş de istemiyorum, artık hiç kimseye güvenim yok diyen bir babadır bu. Bir annedir o, bilemeyeceğim. Ama sıra sıra dizilmiş insanları ve onların ardında kaldıklarını da net görüyorum arkadaşlar. Yani diyeceğim şudur ki sanıyorum ki aile fertleriniz yediği darbeler sonrasında artık kimseyi dahil etmeyecekler. Benim evladım, benim ailem, çekirdek ailem, ben bana yetiyorum diyecek diye görmekteyim. Ya sonrasında bu arada doğru karar alıyorlar, önleri açık çünkü. Ben şimdi görebildiklerimi arkadaşlar sadece sizinle paylaşıyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Her sabah ve her akşam olmak üzere karşınızda iki ayrı açılımla bulunmaktayım, biliyorsunuz ki. Güzel mesajlarınız ve yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Keza takip eden, destekleyen, beğenen herkese, dinleyen herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Enerjinize sağlık diyorum. Sizden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum. Benim için çok çok kıymetli tüm destekler, elbette ki yorumlar da öyle. Şimdi sonundaki ne oldu acaba, niye konuşuyor ki bu kadın diye hala dinlemeye devam edin arkadaşlarım için. Ben ilk gün itibariyle burada bir enerji ağı gibi aslında bana burası. Çünkü sonuna kadar izleyip dinleyip sonrasında bana selam da gönderen arkadaşlarıma da cevaben burada sürekli böyle baş başa sohbet ediyormuşuz gibi olduğum bir alanım var. Çünkü gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten inanılmaz güzel enerjiler de alıyorum. Sayenizde de bu enerjiye devam ettirebiliyorum. O yüzden çok kıymetli. Şimdi süreçle alakalı olarak nice sıkıntılı günler geçirdik. Hatta herkes psikolojik olarak inanılmaz yaralar aldı. Bence ben kendimin fikri, belki de dünyaca vardır da, hani biz ülkece şu an Türkiye olarak da gerçekten çok sıkıntılı insanlar haline dönüştük ya. Kendimi de katarak söylüyorum. Daha kaygılıyız her şeyden önce, yarınlarımıza karşı. Dolayısıyla da dilerim bitti gitti diyeceğimiz bir süreçtir. Allah sağlıkla sınamasın Yeter ki sevdiklerimize zeval gelmesin diyorum arkadaşlar. Elbette ki en yakınlarımızdan darbe aldığımız zaman çok yıkıcı ve insan unutmuyor, o darbeyi asla unutmuyor. Ama bunun adına tecrübe ediyoruz işte. İnişler çıkışlar hepimizin hayatında var arkadaşlar. Herkes bir şekilde bir şeylerle sınanıyor. Kimsenin derdi kimseye elbette ki uymuyor. Sadece büyük konuşmamak gerektiğini düşünüyorum. Dönüyor dolaşıyor, çünkü büyük konuşan da aynısını tecrübe ediyor arkadaşlar. Tıpkı sana veren zararı zarar veren kişinin de aynısını yaşayacağı gibi. Yani biraz burada evren gerçekten ilahi adalet sürekli tecelli ettiği için bizim illa öbür dünyada değil de gözlerimizin önüne de sergileyebileceğini bilin. 9 ya da 18 sene içerisinde belki de biz bile şahit olacağız, bize bu kötülükleri yapabilen kadar kötü olan kişilerin başına aynısının geldiğini. O yüzden ben her zaman söylüyorum, bunlar benim kendi hayatımda uyguladıklarım. Yani ben beddua etmeyen biriyim. Herkes kalbinin ekmeğini yesin derim. Çünkü buna da çok gönülden inanıyorum. Bir insan kalbinde neyi barındırıyorsa çevresindeki insanlarla da onu paylaşabiliyor. O yüzden siz olun. Hiç beddua edip karşı taraf kadar kötü olmayın. Enerjinizi üstünüze almayın o karşı tarafın. Herkes kalbinin ekmeğini yesin arkadaşlar. Kalbi güzellerden olun diyorum. Hem de hepsi bir an önce de size gelsin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Kapanmış kapılar varsa da her şerde bir hayır oluyor. Yarın bize gösterecektir ya sabır. Ve herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar arkadaşlar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.